çok rezil olmuşumdur. Çok gülüyoruz. Fazla gülüyoruz. Göz göze gelme. Her lisede bir Sarp vardır. Bu izlediğiniz değil ama sonra izleyeceğiniz. Bunun yolunda devam ediyor. Hayatımda bu kadar komik bir adam Merhabalar, Atakan Özköy ben. Kardeşlerim dizisinde Sarp karakterini oynuyorum. Bugün sizden gelen soruları yanıtlamak için buradayım. Dilerseniz başlayalım. Sence Sarp nasıl biri? Bence Sarp her şeyden önce ergen biri. 18 yaşında bir çocuk. Ama tez canlı, ergenliğini sert ve yüksek yaşayan biri, duygusal biri, sevdiğini kaybetmekten korkan biri. Ama böyle insanlar genelde böyle üniversiteye başlayınca, hayatla karşı karşıya gelince daha durulurlar. Sarp'ın da böyle bir durulma yaşayacağını tahmin ediyorum. Sarp'la benzer yanlarım var mı? Kesin vardır. Lisede Sarp değildim ama lisede Sarp'larla çok denk geldim. Her lisede bir Sarp vardır. Ama benim Sarp'la benzer yanlarım, ben de çok duygusalım. Sadece bunu farklı gösteriyorum. Daha duygusal olduğumu gösteriyorum. Sadece Sarp duygusal olduğunu çok göstermek istemeyen biri. Ağlamaktan korkan biri. Ben öyle değilim ama ben hemen ağlarım. Sarp'ın en çok hangi huyunu, özelliğini seviyoruz? Bildiğini okuması. Yani kendi bildiğini okumasını seviyorum. Ben de biraz böyle yaşayıp görmek isteyen biriyim. Sarp da kendi bildiğini okuyan biri daha ılımlı olabilir. Atakan olarak Sarp'a tavsiyede bulunsan ne derdin? Bir sakin ol oğlum derdim. Birazcık sakin olması gerekiyor Sarp'ın. Sarp'ın bazen haklıyken haksız duruma düştüğü yerler var bence. Haklıyken haksız duruma düşmemek için biraz durmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor, sakin kalmak gerekiyor. Sarp'a biraz sakin ol derdim. Setin en düzenlisi kim? Ya benim en azından şahit olduğum Kaan abi. Karavanda yani masanın üstünde bir şeyler durmasına deliren, sinirlenen, ah bu Z kuşağı diye başlayan, ah bu gençlik diye başlayan tiratlar duyuyorum. En azından benden düzenli. Yani onun diyebilirim. Setin en gecikeni kim? Vallahi hiç gecikmedik sete. Bizde geç kalan olmuyor. Ya da ben de olmadım hiç. Setin en tez canlısı kim? Kolay soru bu. Cihan. Cihan kadar tez canlı bir adam görmedim ben. Bu kadar enerji, bu kadar pozitiflik. Özellikle Fenerbahçe'nin maçları olduğu zaman Cihan'da ben de bir tez canlıyız yani. Abi hemen çekelim hadi maç var, maça gideceğiz falan diye. Acayip bir set anın oldu mu? Bence çok yakın bir zamanda oldu. Bir halı saha maçı çekiyorduk. Bu izlediğiniz değil ama sonra izleyeceğiniz. Arkamda mikrofon takılıydı. Yiğit bana çok güzel bir top kaldırdı. Ben de mikrofonu unutup bir röveşataya edasıyla havaya kalktım. Mikrofon sırtımla birleşti. Benim için biraz acayipti. Sette ilk günün nasıldı? Aslında ilk günüm bir ev sahnesiydi ama benim için bence ilk günü okula geldiğim ilk gündü. Aslında benim sette ikinci günümdü. Çok kalabalık bir cast grubunun içine arabayla yanlayarak girmem gerekiyordu. Benim için çok heyecanlıydı ama biraz korkuyordum açıkçası. Yani bir okula girip herkese gider yapan bir çocuğu oynayacaktım ilk günümde. Ama keyifliydi, çok çabuk alıştım okula, arkadaşlarıma. Beklediğimden kolay geçti. Gülmekten çekemediğim bir sahne var mı? Bir sahne değil, çok sahne oluyor yani. Biz çok gülüyoruz. Gülen bir ekibiz yani. Özellikle Kaan abiyle çok gülüyoruz. Fazla gülüyoruz yani. Ama okulda da bazen böyle insanların uzun saatler sonra civataları gevşediği zaman bir gülme durmuyor yani. Duygusal olarak zorlandığım bir sahne var mı? Zorlanmadım ama en duygusal olarak tap hissettiğim yer Ömer'e seni sen benim kadar sevemezsin dediğim sahneydi. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. İyi hissettik ikimiz de. Güzel bir sahneydi. Sarp'ın Süsen'e ilk defa ben seni seviyorum dediği sahne de duygusal olarak benim için yoğundu. Sette seni en çok kim güldürür? Bu sorunun cevabı da çok net. Kaan abi. Hayatımda bu kadar komik bir adam görmedim. Birbirimize çok dalga geçiyoruz. Benimle çok dalga geçiyor. Ben böyle bazen sette çok ona karşı söylenirim. Ya şu şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şimdi kaçta çıkacağız, şimdi kaçta geleceğiz diye. O benim söylenmemle çok dalga geçiyor. Ben de onun yaşlılığıyla çok dalga geçiyorum. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Bu acaba Sarp olarak mı soruluyor, Atakan olarak mı? Atakan olarak kankacımı çok kullanıyorum. Tanımadığım insanlara da hitap ederken samimiyet açısından onu söylerim. Ne alakası varı da çok kullanırım. Sarp'ın da şey, sana mı soracağım? Herkese bunu söylüyor. Sormuyor yani. Sana mı soracağım abi? Sen kimsin? Sana mı soracağım?
Bunları çok kullanıyorum. En çok nerene ya da neyine iltifat alıyorsun? Galiba en çok sesime iltifat alıyorum. Ses tonuma çok iltifat alıyorum. Bu uzun senelerdir böyle ama. Yani benim ilkokulda da böyleydi sesim. Lisede de böyleydi. Tabii büyüdükçe daha çok oturdu ama ses tonuma çok iltifat alıyorum. Doğal olarak gözlerime iltifat alıyorum. Yani yeşil göz bir dikkat çekiyor galiba. Buna iltifat alıyorum. Rezil oldum dediğim bir an var mı? Çok rezil olmuşumdur. Vallahi nasıl, ne zaman rezil oldum ama hatırlamıyorum. Tam böyle bir anım yok galiba. Batıl inancım var mı? Eskiden çok vardı. Eskiden batıl inançla böyle delirirdim. Yani ilk ayakkabımın solunu bile giyemezdim. Böyle bir şeyler söylemeden uyuyamazdım. Ama hala devam ettiğim bir batıl inancım, batıl mı artık bilmiyorum ama ben yüzümü 8 kere yıkıyorum. Yani bunun neden 8 olduğunu bilmiyorum ama sanki 7 kere yıkasam günüm kötü geçecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden 8 kere yıkıyorum. Kardeşlerim var mı? Aran nasıl? Bir abim var. Benden 5 yaş büyük. Kendisi Barcelona'da yaşıyor. Biraz uzağız. Ama aramız çok iyi. Arkadaş gibiyiz. Onun yanına gitmek için sabırsızlanıyorum. İyi yani abimle aram. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine mesaj gönderdim mi? Eyvah. Gönderdim ya. Göndermişimdir yani. Birilerine gitmesi gereken mesaj birilerine gitti zamanında ama öyle çok böyle patladığım bir durum olmadı. Birini etkilemek istediğinde yaptığım bir jest, mimik var mı? Birini etkilemek istiyorsam gözlerine çok bakarım. Gözlerimi gözlerinden çekmem. Kendim de bundan etkilenirim. Biri benimle iletişim kurarken gözlerime bakarsa en azından söylediği şeyin içinde olurum. Göz göze gelme diyorum o zaman. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne? Sorumsuz olmak. Yani sorumluluğumuz hiç yokmuş bizim çocukken. Onu şu an çok iyi anlayabiliyorum. Hatta çocukluk da değil, lisede de yani dert ettiğimiz şeyler çok küçükmüş. Sorumsuz olmak çok keyifliymiş ya. Hiç böyle hiçbir şey düşünmemek. Sadece gidiyorsun işte, beden dersi mi var, şey dersi mi var. Çocukken en sevdiğin oyuncak neydi? Benim hep en sevdiğim oyuncak top oldu. Yani nerede bir top var, ben oradaydım. Misafirliğe gittiğimizde de ilk aradığım şey top olurdu. Asla vazgeçemeyeceğim bir keyfin, zevkin var mı? Çok vardır. Ben biraz zevk düşkünü bir adamım. Keyifçi bir adamım. Kahve içmek bile benim için bir keyif aslında. Maç izlemek galiba. Böyle maç izlemeyi galiba bırakamam ya. Maç hep izlerim. Fenerbahçe maçıysa daha çok izlerim. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan nedir? Oyunculuk çalışırken de mesela bazen bir hayvan çalışmak istiyorum ama çok düşünüyorum. Benim galiba şey, böyle çok duygusal ve sabırsız bir hayvan olması gerekiyor. Panda demek istemiyorum. Duygusal gelince aklıma ilk o geliyor. Çita falandır böyle. Her şeyi hızlı yapıyor ya bu. Hep koşuyor ya. Ben de hep koşuyorum yani. Hiç yavaşlamıyorum. En sık kullandığın 3 emoji hangisi? Biri bu ama siyah olan. Biri bu kalpli öpücük. Kırmızı kalptir herhalde. Sana karşı kullanılmasından içten içe nefret ettiğin 3 emoji hangisidir? Bu. Bundan nefret ediyorum yani. Birine bir şey sorduğum zaman bu. Bu da çok kötü. Üçüncüsü yok. Yediğin veya denediğin en garip yemek hangisi? İlk yediğimde sushi'ydi ya. Yani çok önyargılı değil mi de şimdi çok seviyorum. Sushi garip bir yemek. Bir de ben her yemeği yiyemiyorum. Yani görüntüsünü beğenmediğim yemeği yiyemiyorum. Adını hiç duymadığım bir yemeği yiyemiyorum. Yeni şeyler denemeye karşı bir fobim var. Yani her yeni şeyi deneyemiyorum ben. Bildiğim yolda devam etmek daha keyifli geliyor. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? En arka. Ya en arkada oturanlar çok böyle yaramaz haylaz derler ama en arkanın rahatlığını seviyordum ben. Çok da yaramaz haylaz değildim yani. Çalışkandım da ben lisede. En arka keyifli ama. Çalışkan mıydın sorusu geldi şimdi. Çalışkanım. İşime karşı çok çalışkanım. Derslerim de bence iyiydi. Ama istediğim işi yaparken çalışkan olmak zorundayım. Hiç kopya çektim mi? Kim çekmedi ki? Çektim tabii. Çok da güzel kopya çekerdim. Çok da yakalandım. Ama çok da yakalanmadım. Lisede bir grubun var mıydı? Vardı. Futbol takımımız vardı. O ayrı. Onun dışında sınıf grubumuz vardı. Kalabalıktık yani. Lisede her şey kalabalıktı. Lisede popüler miydin? Yani popüler değildim ama o zaman işte top oynadığımız için, okul takımında olduğumuz için, ödüller aldığımız için, birincilikler yaşadığımız için herkes bizi tanıyordu. Tam o dönemde ben böyle televizyonda küçük bir rol almıştım. Bütün okul konuşuyordu yani. Bütün okul konuşmuştu. Popülerlik öyle başladı. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Sagopa Kajmer'in çoğu şarkısı. Eminem'in çoğu şarkısı. Geçen dinledim, hala hatırladığını gördüm. Bu saçma sapan cümlelerle diye bir şarkı kazılmıştı aklımıza. Geçen dinledim, hala da ezbere biliyorum yani. Büyük ihtimal ölene kadar hatırlayacağız o şarkıyı. Uyuduğun en ilginç yer neresiydi? Karavanda uyumak çok ilginç bir kere. Bir anda uyanıyorum, sette miyim, neredeyim falan diyorum. Ama her yerde de uyurum.
büyük ihtimal ben. Uykum varsa ben her yerde uyurum. Çünkü çok seviyorum uyumayı. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Fare diyorlardı bana. Lisede falan fare diyorlardı. Sarı dediler bir ara. Atoş diyor kız arkadaşım. Tarzını nasıl tanımlarsın? Salaş, rahat, genelde siyah. Bazen de çok renkli bir tarzım var. Yani her şeyi giymeyi seviyorum ama siyahın içinde daha rahat ediyorum. En tuhaf takıntın nedir? Yüzümü 8 kere yıkama. Tuhaf takıntım, ya eskiden böyle ses çıkarırdım böyle. Böyle bir parmaklarımdan ses çıkarırdım, belimden ses çıkarırdım. Bıraktım onları ya. Takıntısız bir adam olmak istiyorum. Bunun yolunda devam ediyorum. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Tamam. Küfür gibi yani. Küfür kıyamet gibi bir şey bence. Upuzun bir şey yazıp tamam cevabı almak. Sövda iyi yani. Hangi takımlısın? Hiç maça gittin mi? Birçok kez, ben röportaja başladığımdan beri 3 kere falan Fenerbahçe demişimdir. Çok Fenerbahçeliyim ben. Çok da maça gittim tabii ki. Fenerbahçeliyim. Paranormal bir yeteneğin var mı? Paranormal bir yeteneğim yok. Başından geçen paranormal bir olay oldu mu? Hatırlamıyorum. Paranormal bir olay hatırlamıyorum. Telaffuz etmekte zorlandığım bir kelime var mı? İçinde S, Ş bulunan birçok kelimede zorluk çekiyorum. Dün hatta arkadaşıma kahve alırken sütlü mü sütsüz mü diye duymadığı için 3 kere sordum. En son sütsü diye bir ses çıkıyordu sadece. Zorlandığım kelimeler S ve Ş bulunan birçok kelimede zorlanıyorum. Süper bir gücün olsa ne olmasını isterdin? Acaba şey bir süper güç mü yani? Geçmişe dönmek bir süper güçse kesinlikle bunu isterdim. Böyle geçmişe görüp bir kere atamı görsem çok mutlu olurum yani. Bir hayvanım var mı? Adı ve ne adını kim koydu? Bir hayvanım yok dışarıda beslediğim hayvanlar dışında. Ya evimde şu an bir hayvan yok. Setten hangi eşyayı alıp evine götürmek isterdin? Sarp'ın arabasını alırım vallahi. Güzel araba. Güzel arabaya biniyor. Onun dışında şu an böyle Sarp'a spesifik bir eşya hatırlamıyorum şu an. Öyle bir şey yok. Hangi hareketi yapan insanları hayatından hemen uzaklaştırırsın? Yalan söyleyen. Yalancı insanları hayatımdan hemen uzaklaştırırım. Bir de samimiyetsiz insanları. Bana karşı bir iyilik böyle samimiyetsiz yapıldığını hissedersem o insanı hayatımdan uzaklaştırırım. Kimsenin bilmediği özel bir yeteneğin var mı? Uçabiliyorum. Uçsam keşke ama değil. Kimsenin bilmediği özel bir yeteneğim yok. Herkes biliyor şu an yeteneklerimi. Sosyal medyada sana yapılmış en ilginç yorum neydi? Kardeşlerim başladığında bir yorum okumuştu. O çok ilginç gelmişti. 3. 4. bölümden sonra. Bu rol değil. Yani bu karakter değil. Sen gerçekte de böyle bir adamsın. Senin gerçek şeyin bu. Sen bu kadar kötü yani rol olduğunu hiç inanmayan biri vardı yorumlarda. İlginçti yani. En son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? Yalandan uzak durmaya çalışıyorum ama gün içinde bazı yalanlar söyleyebiliyoruz. Ya genelde ben böyle hani çok yorgun olduğum zaman, evden çıkmak istemediğim zaman ve insanları ikna edemediğim zaman bu küçük yalanlar söyleyebiliyorum. Setteyim gibi ya da setten çok geç çıkacağım gibi. Çünkü insanlar ikna olmuyor. Bu röportajda hiç yalan söyledim mi? Hayır, hiç yalan söylemedim. Bu kağıt kadar şeffaftım size karşı. Sorularımız bu kadardı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sorulardı. Cevaplarını unuttuğum bazı soruları sizlerle birlikte hatırladım. Görüşmek üzere. Bizleri izlemeye devam edebilirsiniz.